Bugün şimdi üç konum var. Üç konuyla karşınızda. Bir tanesi olumlu, iyi. Bir tanesi eh, böyle. Bir tanesi kötü. Başlayayım ilk konudan. Şimdi bu termik santraller meselesi vardır ya. ya 2013 yılında bu AK Parti iktidarı bir kanun çıkar. Dedi ki bu kömürle çalışan termik santrallere filtre takılması lazım. E dışarı işte dehşet yani çevre kirleniyor. Ya kanser saçıyor falan. E yetiştiremediler olmadı. 2016'da bir daha uzattılar. Şimdi 15 tane termik santral filtre takmadı. Bildiğiniz yatağında var. Hepsi var işte. Hep. İsimlerin hepsini biliyorsunuz. Elbis yani, santral da var. Şimdi bu termik santrallar... ...çevreye o kadar çayı... Şey, kükürt o kadar çok saçıyor ki yani beyaz gömlek giyin hiç siyah olabilir yani o halde. İtirazlar çok, itirazlar çok. Sonunda bir kanun teklifi geldi, torba yasa geldi. O torba yasa tık meclisten geçti. Ben dedim ki şimdi bu Cumhurbaşkanı bunu onaylar mı onaylamaz mı? Çünkü Cumhurbaşkanı diyor ki en çevreci benim. Çevreci daniskasıyım, siz kimsiniz ben çevreciyim dedi. Ben dedim ki eder mi etmez mi derken iyi haber şu. Akşam saatlerinde veto etti. Dedi ki böyle so bak çok daha da önemli bir şey var. Şimdi bu yasa meclisten nasıl geçti biliyor musunuz ondan? Esas önemli kısmının belki veto etmesi çok önemli. Çok çok önemli. Çünkü o yasa artık bir daha gelmez dönmez. O 15 termik santral bir daha bence şey olmaz. Yani o yasa bir daha geçip Cumhurbaşkanı'nın önüne bence gelmez. Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanı. Şimdi bakıyorum bakın örnek önümde aldım. Mecliste şu anda 589 tane milletvekili var. 253'ü gelmiş oylamaya. 217'sinin oyuyla bu termik santrallere iki buçuk yıl daha izin veriliyor. İki buçuk yıl daha o hani dumanlar çıkar gidersiniz görürsünüz. Işte en, en meşhur yatağın. Orada dumanlar böyle fışkırır fışkırır. İşte, oradaki şeyin e, santrale Filet'e takılmamasına izin var. İki buçuk yılda 15 Haziran 2022'ye kadar. Yasa bunu gerektiriyor. Cumhurbaşkanı bunu ayırt Böyle bir şey olmaz. Veto etti. Bakıyorum önümde 217 evet oyu çıkmış bu yasaya. 203 AKP milletvekili oy vermiş. Bir de 14 MHP milletvekili evet demiş. Oy, bunların oylarıyla yani 217 oyla bu yasallaşıyordu. Cumhurbaşkanı veto etmeseydi. Şimdi bakın. Evet. Şimdi muhalefete geliyorum. Muhalefet buradan sevinmesin. Muhalefet buradan kendine bir övme payı sakın çıkarmasın. Bu işte muhalefetin en küçük bir katkısı yok. Muhalefet bu oy veren, buna oy veren iktidar milletvekilleri kadar suçlu. Hiç de masum değil. Oh başardık. Termik santralleri Filip'te takılacak. Oradaki insanları kurtardık. Artık onlar, onlar köpük Dehşe saçmayacak demesinler. Bakın söylüyorum. 139 milletvekili yok mu CHP'nin? Bu oylamaya 25 milletvekili girmiş. Bakın 139 milletvekinden 25'i orada. E madem siz çevrecisiniz, madem karşısınız, madem bunlar kanser fışkırıyor, madem sizin milletvekilleriniz bakın CHP milletvekilleri beyaz gömlekler giyip orada durdu dediler ki bakın ya yarım saat sonra siyah oluyor demediler. Mi? Yoklar ortada. 139 milletvekilden 25. Geçiyorum HDP'ye. 62 milletvekili var. Dördü orada. Diyeceksiniz ki HDP bu işlerle ilgilenmiyor. E, e orası da evet malum. Başka şeylerle İyi İYİ Parti 39 millet, 7 kişi orada. Şimdi muhalefet dökülmüş. Bakın muhalefet dökülmüş. Muhalefet ortada yok. Ya koca muhalefet 35 milletvekili falan ortada. Yasa geçiyor. Sonra kıyamet koparıyorlar. Böyle yasa mı olur? Ya iki buçuk yıl daha Bunlar bu santraller kanser fışkırtacak diyorlar. Evet, artık söyleyecekleri söz yok. Ben Cumhurbaşkanı'nı da tebrik ediyorum. Alkışlıyorum da. Ne diyeyim? Veto etti. Veto ettikten sonra döne, kendi partisinin çıkardığı yasayı veto etmesi bence önemli. Bakalım bunun yansımaları yarın ne olacak? Ha bazı televizyon kanalları, bazı şeyler işte efendim bu termik santraller işte bir gün, on gün o frite tak ara verirlerse şu kadar elektrik gitmezmiş. 35 ev elektriksiz 35 bin ev. Bir santral. On gün vermez elektriksiz kalırmış. Hepsi kapanırsa 750 bin falan. Böyle bir takım rakamlar yaptılar ya. Cumhurbaşkanı yok öyle şey. Dedi. Ya zaten bunlara mı bağlı Türkiye? Zaten sırf bu kömürle çalışan termik santrallara bağlı olsak yandık demektir gitti. Bu bu iyi bir haberdi. Veto etmesini alkışlıyorum. İkinci haber hani bu ortama dedim ya hem iyi hem kötü. Büyüme rakamı açıklandı. 0.9 3. çeyrekte büyümüşüz. Şimdi bardağın dolu tarafından bakarsan süper. Niye? Bakın 2018 yılından beri hep küçüldük. Son çeyrekte. 2018'in son çeyreği. 2019'un birinci, ikinci çeyreği küçüldük. Son, geçen çeyrekte 1.8 oranında küçülmüşüz. Yani Türkiye hep böyle giderken bir anda durdu, bir kafa kaldırdı. Bu sevindirici bir şey. 0.9 bile olsa bir büyüme trendine girmesi Türkiye'nin iyi bir şey. Ama bir aması da var tabi. Aması da şu. Hani bir dengeleme diyelim aması bu büyümeyle Türkiye Yüzde on dört. Resmi rakam yüzde on dörtle. Bu işsizliğin önüne geçemez. Bakın yüzde beş, yüzde dört buçuk beş olması lazım. Bakın sekiz milyon dolayında işsiz var ya. Her yıl Türkiye genç nüfusa sahip. ...ve Her yıl sekiz yüz bin dolayında insan o, o sisteme katılıyor. Yani okulunu bitiriyor, iş aramaya başlıyor. Bakın sekiz yüz bin. Bu insanlar iş bulmak için %4,5-5 büyüme rakamına ulaşmamız lazım ki dengeyi tutturalım. 2005, 2006, 2007, 2008 bu rakamları tutturmuştu Türkiye. Sonra 2010 yılından sonra hep zaten ne olduysa hep anlatırım. Ne olduysa 2010 anayasa değişiklikten sonra, 2011 seçimlerinden sonra ipin ucu kaçtı gitti. O zamana kadar hakikaten kontrol altında güzel gidiyordu Türkiye. Ya... Peki işsizliği var yüzde İyi bir rakam yüzde beş, yüzde dört, yüzde üç ideal rakam ama Türkiye'de onu hani genç nüfus yakalayacağız, yakalamayacağız derken resmi rakamlar yüzde on kadar çıktı. Genç nüfus da yüzde yirmi çıktı. Bu 0.9 nokta kurtarır mı kurtarmaz. Ekonomistler diyor ki hayır bunda ekonomi kendine gelmez. Toparlanmaz çok daha ama bir şey var. Bakın hep küçülen 2000... 2018 yılından bugüne kadar küçülen hep aşağı aşağı giden Türkiye kafayı kaldırdı. Bu, bu bence olumlu. Olumlu bir haber, olumlu bir gelişme, olumlu bir bakış diyelim. İnşallah bir sonraki çeyrekte de yükselir. Enflasyon inşallah 8 buçuk açıkla 8 55 açıkla aşağı iner diyeceğim ama e, da pek he, diyorlar Yine 10-10,5'lara çıkacak. Çünkü o baz etkisi falan bir takım hesapları var. Şöyle bakacaksınız enflasyonu. Geçen yılla bu yıl 12 yani aylık dönemde ne kadar artmış? 16,99 resmi rakam. Yüzde 17. En az yüzde 17. E, kamunun neydi bir ölçüm yarı? 22 çıkmadı mı? Yüzde 22 artmış demektir. Son şeye geliyorum ve en kötü, en üzücü haber... Şimdi. Duayen yazarımız Hasan Cemal yurt dışına gidiyordu. Pasaportuna el konu oldu. Bu çok önemli bir şey. Bu Türkiye'de hukukun olmadığı, hukuksuzluğun artık hukuk olduğunu belgeseli. Niye? Ya ne yaptı? Bakın bir, 2017'den bir davası varmış. 3 yıl 22 ay ceza almış. Daha Yargıtay onaylamadı. Ya 3, 3 ay pardon 3 yıl diyorum. 3 ay 22 gün. Onaylasa ne olur? Onaylamasa ne olur? bu yüzden hiçbir şey vermeden mahkeme diyor ki sen artık yurt dışına çıkarsın ver pasaportunu. Ya nasıl bir mahkumiyettir bu? E bu o zaman bu ülkede hiç kimse fikrini söylemeyecek. Hiç kimse hiçbir şey eleştirmeyecek. Hiç kimse konuşmasın mı diyorlar. Bu, bu son karar çok tehlikeli bir karar. Bakın medya İster AK Partili olsun, ister MHP'li, ister İYİ Partili, ister CHP'li, ister HDP'li, ister Saadetli hangi partiden olursa olsun. Kimi hangi fikri desteklerse desteklesin. Bu ülkede yazı yazan, bu ülkede yazıp çizen, bu ülkede fikrini söylemek isteyen herkes bu karara tepki gösterir. O hakime, o hakime tepki göstermeliyiz, tepki göstermek zorundayız. Çünkü niye bir özgürlüğü hapsediyor? başka ne diyeyim İrfan başka ne diyeyim devamını sen söyle